Hocam şimdi konuşma mı yapacak lan bu adam? Muhtar. Sen git. Sus lan. Böyle biraz daha ortalayıp şöyle hava çekmeyelim. Başlayalım. Ana. Tamam. Erzurum Valimiz Sayın Okay Memiş'in talimatları doğrultusunda yaklaşık 2 gündür şehir merkezinde Yakutiye, Palandöken ve Aziziye mahallelerimizde Sayın Valimizin talimatıyla bir çalışma gerçekleştirdik muhtarlarımızla. Sayın Valimizin Erzurum Valiliği'nin günlük 100 bin adet, 5 gün içerisinde 100 bin adet maske dağıtımı yapılacak şehir merkezinde. Sayın Valimizin bizzat talimatı şu konuda oldu. Acilen biz Erzurum Valiliği olarak günlük 20 bin maske üretiyoruz. 20 bin maskeyi 5 gün boyunca 100 bin adet maskeyi Yakutiye, Palandöken ve Aziziye şehir merkezi, Erzurum merkezinde bulunan mahallelere dağıtım yapılacak. Bu maskenin dağıtım yapılacağı yerler özellikle Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda sosyoekonomik durumu düşük olan ailelere öncelik tanınarak site olan kısımlar değil, genellikle tek katlı, bir katlı, gece kondu kesiminin risk potansiyelinin yoğun olduğu bölgelere yoğunluk yapmamız gerektiğini söyledi. Biz Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda yaklaşık cumartesi ve pazar olmak üzere 2 gün boyunca 3 ilçe merkez muhtarlarımızla toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılarda mahallelerde bulunan sosyoekonomik durumu düşük olan sokaklardaki aileleri belirlemeye çalıştık. Ve bugün bu ailelere eş zamanlı olarak valiliğimizin görevlendirdiği personellerle sahaya dağılım yapılacağız, dağıtım yapılacağız. Ve bunun da aynı zamanda Sayın Valimizin de bizzat talimatı vatandaşlarımız, Erzurum Valiliği maske dağıtıyor. Artık bizim herhangi bir yere maske başvurusuna yapmamıza gerek yok. İzlenimi doğmasın. Özellikle valimizin talimatı aynı zamanda postanelerimiz, postacılarımız tarafından maske dağıtılıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda e-devlet üzerindeki başvurular yine vatandaşlarımız başvurmaya devam edecek. Onlar da eczanelerde gelen kodlarla eczanelerde almaya devam edecekler. Arkadaşlarımıza özellikle şunu bilgilendirmek istiyorum. Şu anda ülkemizin, bütün dünyanın, hatta bütün dünyanın başında bu illet hastalığı var. Bu işte devletimiz maske dağıtıyor, devletimiz para yardımı yapıyor, devletimiz koli yardımı yapılıyor. İyi, çok güzel, ben de çıkayım sokakta gezeyim, artık maskem var, dezenfekte ilacım var. Devlet bana işte para gönderiyor sokağa. Hayır, sokağa çıkmamamız gerekiyor. Bunu bütün vatandaşlarımız hassasiyetle bu konuya özellikle riayet göstersin. Selamünaleyküm. Abi bir kameradan da çekecek, Erzurum Valiliğinden geliyoruz. Şey bura boş ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erzurum Valiliği tarafından geliyoruz. Evet abi. Sayın Valimizin sizlere selamı var. Aleykümselam. Her bir evimize, mahallemizde 5'er adet maske olmak üzere. Evet. Her eve maske dağıtıyoruz. Size de maske getirdik. Bu maskeleri kullanın. Ben Allah lütfen, razı olsun. Amin. Allah sizden de razı olsun. Lütfen devletimizin bu emek ve çabaların gayretleri boşa çıkmaması adına İnşallah. Evlerinizden dışarı çıkmayın. İnşallah. Bu maskelerin İnşallah. Dağıtım amacı, devletimiz maskeyi gönderdi ama bu maskeleri alın takın sokakta gezin diye değil de evet. Zor şartlar altında bir markete gitmen gerekiyorsa, bir otobüse gitmen gerekiyorsa veya acil bir durum için dışarı çıkman gerekiyorsa evet. Bu maskeni takıp dışarı çıkacaksın. Tamam. İyi günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. İyi günler. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Hayırlı günler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Şimdi tabii de şey. Nerede maske? Cemal abi. Selamünaleyküm Sultan abi. Aslan abi şeyimizi. Vallahi ben Allah hayırlısı versin inşallah. Erzurum Valiliğimiz, Sayın Okay Memiş'in talimatları doğrultusunda evet. Mahallemize göndermiş olduğu maskeleri valiliğimizin personeliyle birlikte dağıtım yapıyoruz. Ev ev dolanıyoruz. Bu maskeleri Devlet Baba'nın talimatıyla Sayın Valimiz gönderdi size. Bu maskeleri getirmemizin sebebi, gayesi devletimiz acil durumlarda dışarı çıkmanız gerekiyorsa bu maskeleri kullanmanız için size gönderilmiştir. Sakın sakın bu maskeleri devlet gönderdi diye maskeleri takıp dışarı çıkmamamız gerekiyor. Evet. Bu süreçte devlet emrinizde, biz emrinizdeyiz. Gecesini gündüzüne katmış. Sahada ve alanda
Evet. İki günde yaklaşık 6 defa beni aradı bir muhtarı. Bir valinin 6 defa... Allah tebessüm, devamını vermesin. Allah başımıza nesil etmesin Tayyip Erdoğan'ı. Vallahi çok iyi. Çok güzel. Teşekkür ederim. Abi isim soy isim bir de yaşını söyleyebilir misin abi? Ben 64 yaşındayım. Adım İsrafil Aksakallı. Engelliyim. Şeker hastalığım, astım, tansiyon. Evden dışarı çıkmıyorum. Çıksam da yine de bir bakkala gider gelir. Hizmetten memnun kaldınız mı? Çok memnunuz. Allah razı olsun. Allah devletimizi zavaldan, ziyandan, afattan korusun. Milleti ve sizleri. Merhaba, iyi günler. Sayın Valimiz hepimize maske gönderdi. Evet. Elbaşı bir veriyoruz. Allah devlet resimini görüyoruz. Sağ olun. Bir saniye efendim.